Selamlar arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bu yayınımızın konusu Güney Kürdistan'daki siyasi kriz bir süredir, aylardır. YNK ile KDP arasında siyasi kriz var ve YNK hükümet çalışmalarına katılmıyor. Bugün itibariyle yani 28 Ocak itibariyle Süleymaniye'de bir toplantı gerçekleştirildi. Peki bu toplantıda nasıl kararlar alındı? Bu kriz nereye doğru gidiyor? Ve daha da önemlisi bu krizin arka planında ne var? Var. Yani sebepleri nelerdir? Bu yayınımızda e, bunu e, konuşmaya, bunu irdelemeye çalışacağız. Şimdi e, Güney Kürdistan'da biliyorsunuz bir hükümet var. E, Güney Kürdistan Federal Hükümeti Başbakanlığını Mesrur Barzani yapıyor, Mesut Barzani'nin oğlu. Zaten e, bölge Başkanlığı'nı da Neçivan Barzani yapıyor, o da Mesut Barzani'nin yeğeni. Ve e, Mesrur Barzani'nin, yani Başbakan Mesrur Barzani'nin yardımcısı, Kubat Talabani o da Yeneke'nin üst düzey yöneticisi, Batıl Talabani'nin kardeşi, Mam Celal, Celal Talabani'nin oğlu. Ama Kubat Talabani ve Yeneke'li bakanlar 6-7 aydır hükümet çalışmalarına katılmıyorlar. Ve bu da bir krize sebep oluyor haliyle. Hükümet şu anda tek başına Barzan ailesi tarafından idare ediliyor. YNK'liler de diyor ki biz zaten toplantılara, çalışmalara katılsak da yine aynı şeydir. Dolayısıyla bizim katılmamızın bir anlamı yoktur. Böyle diyerek e, boykot ediyorlar. Ama taraflar bugün bir araya geldiler. E, YNK ve KDP heyeti e, toplandılar. E, resmi gündemleri kamuoyuna açıklanmadı. YNK adına e, Kubat Talabani heyete başkanlık yaptı. KDP adına da Mahmut Muhammed e, Başkanlık yaptı fakat tabi bu heyetler zaten karar organı değiller yani orada karar alacak güçte değiller. Mesela KDP adına Barzani'ler olmasa kimse karar alamaz veya bu Mesut Barzani de olabilir. Mesut Barzani de olabilir. Hatta Necirvan Barzani bile karar alamaz. Yani Mesut Barzani ile oğullarından birinin olması gerekir. Şimdi tabi bugünkü toplantının gündemi elbette ki bu krizdi. Yani aylar sonra ilk defa bir masa etrafında taraflar bir araya geliyorlar. Fakat bu toplantıdan sonra, toplantı bitti. Öğleden sonra bu toplantıda ne konuşulduğu açıklanmadı. Sadece bu toplantının devamı olacağı açıklandı. Yani aylar sonra 7 ay 8 aydır ilk defa toplanmışlar ve ilk defa toplantıdan sonra alınan karar şu bir toplantı daha yapacağız. Bu da gösteriyor ki kriz çözülmüş değildir. Muhtemelen taraflar işte karşılıklı tezlerini öne sürdüler ve gelen eleştiri, üneri vesaire artık neyse oradaki görüşleri kendi merkezlerine götürüp orada bir karara varacaklar veya orada yeni politikalar belirlemeye çalışacaklar. Şimdi biraz arka plana bakalım. Yani bu kriz nedir? Niye aralarında kriz var? KDP ile... Ee, Yeneken'in paylaşamadığı nedir? İşte bugüne nasıl gelindi? Buna biraz bakarak mevcut durumu anlamaya e, çalışalım. Şimdi e, Mesrur Barzani dediğim gibi Mesut Barzani'nin oğlu, hükümet başkanı. Kubat Talabani onun yardımcısı. Hevler'de e, bölge başkanlığı yine Neçirvan Barzani, o da Mesut Barzani'nin oğlu. Mesut Barzani KDP Genel Başkanı. Neçirvan Barzani onun birinci yardımcısı, birinci yardımcısının birinci yardımcısı da neçir, şey Mesrur Barzani yani karışık gibi gelebilir ama parti başkanı da, bölge başkanı da, başbakan da hep Barzani'ler. Üzetle böyle ve Mesrur Barzani görevi, başbakanlık görevini Neçirvan Barzani'den aldı, devraldı. Şimdi Yenike tarafı diyor ki Mesrur Barzani diyor. Eskiden de öyle sorunlar vardı ama özellikle Mesrur Barzani'nin göreve gelmesinden sonra diyor. Bizim bilgimize yani işte Süleymaniye'dir, Raniye'dir, Dokan, e, Halepçe ve çevresi gelmeyen bölgesi, bizim bilgimize diyor ambargo uygulanıyor. Yeneke söylüyor. Veriler de var aslında. Yani bunu sadece yeneke söylemiyor. Burada etkin olan diğer siyasi partiler de söylüyor. Sivil toplum örgütleri de söylüyor. Zaten bu ambargo olayı sokağa da yansıyor. Ne ambargosu? Biz başta ekonomik ambargo, tabii ki siyasi ambargo da var ve bu ekonomik ambargo beraberinde birçok sorunlara sebep oluyor. Örneğin 2022 yılında Güney Kürdistan hükümet verilerine göre petrolden sadece petrolden 5,5 ,5 milyar dolar gelir elde edilmiş resmidir bu. Resmi olmayanı saymıyoruz yani kimse bilmiyor. Tabii petrol zaten Türkiye'ye teslim edilmiş. Bu arada şunu da hemen söyleyelim. Türk şirketleri geçen yıl 2022'de Güney Kürsistan petrolünden 7,5 milyar lira elde ettiler. Dolar pardon 7,5 do milyon dolar o civarda tam rakamı bilmiyorum ama 7,5 buçuk civarında. Ve bu para nereye gidiyor? Nasıl harcanıyor? Kim harcıyor? Kim denetliyor? Kimse bilmiyor. Hiç. Kimse bilmiyor. Sadece bu kadar gelir gelmiş. Tabi karşılığında da bir şeyler yazılıyor. İşte bu kadar da gitmiş vesaire. Fakat Yeneke'nin tezi şu. Yeneke yetkililer diyorlar ki evet örneğin evlere bir pardon evlere beş veriliyorsa Süleymaniye bir ya veriliyor ya verilmiyor. Yani ekonomik kaynakları kurutmuş Mesrur Barzani. Ve bu ekonomik ambargo ekonomik kaynakları kısıtlama durumu olunca tabi sokakta işte memurlar çıkıyor, öğretmenler çıkıyor, peşmergeler çıkıyor, maaşları ödenemiyor. Hevlerde niye maaş ödeniyor da niye Süleymaniye'de ödenmiyor tartışması başlıyor bu defa. Ve dolayısıyla bu da işte Yeneke'nin buradaki etkinliğini yani Süleymaniye merkezli etkinliğini e, tartışmaya açıyor. Birçok işte beraberinde sorunlara sebep oluyor. Yeneke de diyor ki madem öyle, madem ki biz gelirleri eşit bir şekilde paylaşamıyoruz, denetlemiyoruz, hükümet olarak varız yani resmiyete ama bir etkinliğimiz yok. Kararları sadece KDP alıyor veya Barzani ailesi alıyor. O zaman biz de yokuz kardeşim. Boykot ediyorlar. Ve 6-7 aydır hükümet çalışmalarına ne Kuba Talabani Başbakan Yardımcısı ne de Yenekeli diğer bakanlar katılmıyorlar. Şimdi durum bela olunca tabii bu iki parti yani KDP ile Yeneke kendi aralı yani birbiri arasındaki o partinin içindeki çelişkilerden de yaralanıyor. Örneğin geçen yıl Yenek arasında bazı sorunlar oldu. Bafil Talabani, Laur Şercengi etkisiz hale get yani etkisiz yetkililerini e etkisizleştirdi. Eş başkandı. Kendisi şu anda etkin. Şu anda e işte iddialara göre Mesul Barzani, Laur Şercengi ile irtibata geçerek Yeneke'nin içerisindeki bu çelişkilerden faydalanmak istiyor. Laur Şercengi de eski gücünü, eski etkinliğini e, yakalamak için Barzani'lerin bu şeysini e, kullanıyor, bu, bu pozisyonunu kullanıyor, yararlanmaya çalışıyor. Halbuki Lavrov Çekcengi eskiden yeni e, şey KDP'ye Barzani ailesine ağır eleştirilerde bulunan bir siyasetçi ve Bafıl Taliban liderliğindeki yenekene yapıyor. Etem Barzani şu anda Süleymaniye merkezli artık çalışıyor. Etem Barzani Mesut Barzani'nin amcasının oğlu ve e, KDP'nin merkez üyeliğini yapmış yani merkezi yöneticilerinin biri idi. Şu anda o da KDP'nin politikalarını eleştiriyor üzeri ve KDP'nin Türkiye'nin işgal saldırılarına kapı araladığına dair ağır eleştirileri var. Kendisi de işte zaman zaman İran'a gidiyor ve Süleymaniye'de üstlenerek siyaset yürütmeye çalışıyor. Geçenlerde yani bundan yaklaşık 3 hafta önce Bafıl Talabanı Yeneke Başkanı Dokan'da Süleymaniye yakınlarında bir toplantı yaptı. Bu önemli bir toplantıydı ve kendi bölgesindeki siyasi partilerin temsilcilerini davet etti. Bütün partiler hemen hemen katıldılar ve bu toplantının gündemi bu kriz. Şimdi Bafıl Talabani ve Yeneke diyorlar ki artık Hevler'le iş yürümüyor. Hevler'den kastedilen edilen Barzani ailesi ve KDP yönetimi. Biz yani bir bölgeyiz. Federal Irak sınırları içerisinde Federal Kürdistan bölgesi ve bu Federal Kürdistan'ın bir parlamentosu var, başkanlık kurumu var, hükümeti var. Fakat işte kurumları var. Fakat halen ortak şey yok. Askeri anlamda ortaklaşma yok. İstihbarat ortak değil. E, ekonomi de artık paylaşılmıyor. Para da paylaşılmıyor. Gelir kaynakları da paylaşılmıyor. O zaman ne yapmak lazım? Irak'ın anayasası da buna uygun. Süleymaniye ve yani Yeneke'nin etkin olduğu bölgeyi ayrı bir özerk bölge olarak ilan edelim. Bağdat'a bağlanalım. Hevler'den kopalım. YNK'nin şu anda tezi bu. Bunu istiyor. Bunun peşinde. Çünkü diyorlar ki artık Hevler'de işler yürümüyor. Ülkedeki diğer siyasi partiler de e, bu eğilimde ve bu toplantıda bu konu konuşuldu. Tabi yeneke bu e, konuda Bağdat'la da görüş alışverişinde bulunuyor. Ve e, tabi Bağdat buna nasıl bir e, Yaklaşım gösterecek veya İran veya Amerika buna nasıl bir yaklaşım gösterecek bunu bilemiyoruz. Amerika'nın temsilcisi de geldi Brad McGurk geçenlerde hem YNK ile hem KDP ile görüştü. Dolayısıyla bu kriz, bu karşılıklı suçlama bu şekilde devam ediyor. Durum bir özerk bölgeyi, ayrı bir özerk bölgeyi ilan etmeye kadar gider mi gitmez mi bilemiyoruz. Daha belli değil ama o dediğim gibi bir toplantı süreci başladı. Bu toplantı sürecinin de yakın bir zamanda bir çözüm getireceğini beklememek gerekir. Niye? Onun sebebi de şimdi anlatacağım konudur. Şimdi Türkiye var işin içinde. Tabi İran'da var. Türkiye Germiyan bölgesindeki doğal gaz kaynaklarından faydalanmak istiyor. Kullanmak istiyor. Germiyan bölgesinde kim var? Yenek ve özellikle Ukrayna-Rusya krizinden sonra doğal gaz kaynakları çok daha önemli bir hal aldı ve burada yani Germiyan bölgesindeki doğal gaz kaynakları çok güçlü ve çok şey yani önemli sadece Yenek'e için değil hem Irak'ın tamamı için hem Türkiye hem İran yani bölgesel anlamda bir şey var bir önemi var ve KDP bunu istiyor. Türkiye ile KDP bunun üzerinde YNK'ya baskı uyguluyorlar. Bu yeni bir şey değil. Bir seneden fazladır bu durum var. Daha da iki seneden fazladır bu durum var. Ve Baffel Tarabani geçen yıl demişti ki benim cesedimi çiğnerler orayı almak için. Şimdi KDP, Neçirvan Barzani'nin başbakan olduğu dönemde Türkiye ile 50 yıllık petrol anlaşması yapmıştı. Ve şimdi Germiyan'daki doğal gaz kaynakları içinde aynı tarzda bir anlaşmaya gitmek istiyor. Belki 50 yıl olmasa da 30 yıl, 10 yıl vesaire ama yani orayı kullanmak istiyor. Ve Yeneke de bunu bırakmıyor. Tabii ki Bağdat da bunu istemiyor. Muhtemelen İran da bunu istemiyor. Ve dolayısıyla bu da Türkiye'nin Yeneke'nin içini karıştırmaya ve daha genel anlamda bölgedeki yani Federal Kürdistan bölgesindeki ist, siyasi istikrarsızlığı derinleştirmeye çalışıyor Türkiye. Çünkü ya ben oradan faydalanırım. Ya da işte siz de orada bir istikrar sahibi olmayacaksınız diyor. KDP üzeri burada işte çeşitli senaryolar, çeşitli komplolar devreye koyuyor. Şimdi burada bir parantez açalım. Tabii KDP'nin kendi içerisinde de sorunlar var. Nasıl ki Yeneker'in kendi içerisinde sorunları varsa biraz evvel bahsettim. Mesrur Barzani ile Neçirvan Barzani bu konuda şey değiller yani aynı yaklaşım sahibi dediler. Yani Neçirvan bazen daha çok YNK'yi de ikna edip Türkiye'nin bu planına dahil ederim edelim diyor. Meshur Barzani daha ağır ambargo uygulayan mecbur edelim şeklinde bir e, politika yürütüyor. Tabi bu ikilinin yani bu iki Barzani'nin arasında başka çelişkiler de var. Zaten şu anda Mesut Barzani diğer oğlunu hazırlıyor. İşte Neçirvan ile Mesrur arasında önümüzdeki yıllarda yeni Mesut Barzani'den sonra denge sağlansın diye Mesut Barzani, Mele Mustafa Barzani ismindeki oğlunu hazırlıyor. Mele Mustafa Barzani, Mesut Barzani'nin oğlu dedesinin ismini alıyor. E, şu anda resmi bir görevi yok ama Mesut Barzani tarafından kendisinden sonraki ailenin işte başı olarak hazırlanıyor ve dolayısıyla bu da Barzani ailesi arasındaki çelişkileri her ne kadar kamuoyuna yansıtılmasa da derinleştiriyor. Şimdi geçenlerde geçen e, hafta tabi Irak Başbakanı Sudani Paris'e gitti. Macron'la görüştü. Orada e, petrol ve doğalgaz gaz e, kaynakları konuşuldu. Enerji şirketleriyle de görüştü. Sudani, Fransız e, üç büyük enerji şirketiyle görüştü. Ve onları Irak'a davet etti. Ve e, Sudani hükümeti YNK ile beraber Türkiye'ye yani Türkiye'yi dışında tutacak bir projeyi geliştirebilirler. Fransızların da orada işte desteğini alarak yani Germiyan'daki doğal gaz kaynaklarını Türkiye'ye vermeden Irak'ın çıkarlarına uygun bir şekilde kullanmak istiyorlar. Fransızlar da bu konuda zaten eğilimleri var. Ee, Macron'un da olumlu yaklaştığı ve bu şirketleri buraya e, Irak'a yani Güney Kürtistan'a ve Irak'a yönlendireceği söyleniyor. Zaten Irak Federal Mahkemesi 2015'te Türkiye aleyhine Paris'teki bir uluslararası mahkemede dava açmıştı. 400 milyar Irak dinarı her ay Güney Kürdistan hükümetine verilmesi gerekir ve bunun işte e, şey e, Güney Kürdistan hükümetinin petrolünü Türkiye'ye verdiği, Türkiye'nin bu petroldan çıkar elde ettiği. Dolayısıyla 26 milyar doların Türkiye'nin Irak'a vermesi gerektiği vesaire bu şekilde bir dava açmıştı. Bu dava yakın zamanda sonuçlanması bekleniyor ve büyük bir ihtimalle bu da Türkiye'nin aleyhine olacaktır. Bu olursa tabii bu Türkiye'nin ve ayrıca KDP'nin aleyhine olacak. Geçen hafta 3 gün önce daha doğrusu 25 Ocak'ta Irak Federal Mahkemesi de bir karar aldı ve Irak Federal Mahkemesi Irak Merkezi Hükümeti'nin her ay Güney Kürdistan'a göndermesi gereken 400 milyar Irak dinarının yasa dışı olduğunu ilan etti. Güney, yani anlaşmaya göre şöyle Irak Federal Mahkemesi her ay Güney Kürdistan'a 400 milyar Irak dinarı göndermek zorunda. Fakat bunun kanun dışı olduğuna mahkeme karar verdi. Bir parlamenter şikayette bulundu, dava açtı ve federal mahkeme karar aldı. Bu federal mahkemede iki Kürt hakim var. Onlar da bu kararı imzatılar. Şimdi bu kararın tabii bu mahkeme kararı KDP'ye büyük darbe oldu. Çünkü KDP bu parayı da aldığında yine kele Fakat şimdi bu parayı almasa kendi bölgesindeki ekonomik sorunlar da ciddileşecek. Daha fazla işte paraya ihtiyacı olacak ve KDP'nin daha fazla işte Türkiye ile bilmem neyle işte alışverişi güçlenecek ve dolayısıyla Irak merkezi hükümeti ve mahkemesi diyor ki sizin Türkiye'den işte yaptığınız petrol ticareti zaten yasa dışı. Sizin o parayı Irak'ın merkez şeyine atmanız lazım. Ondan sonra sizin payınız buradan gelmesi lazım e, diyorlar ve dolayısıyla Necip Barzani'nin e, üç gün önce iki, üç gün önce Türkiye'ye gitmesi Erdoğan'la görüşmesinin sebeplerinden e, birisi de bu bunun altını e, çizelim. Şimdi e, durum nereye evrilecek açıkçası çok e, belli değil önümüzdeki günlerde de başka toplantılar olacak. İran işte çeşitli hamleler yapabilir. Türkiye çeşitli hamleler yapacak ve biraz evvel bahsettiğim bu Germiyan bölgesindeki doğal gaz kaynaklarının zenginliğine baktığımızda işte bu ülkelerin zaten buraya yani Güney Kıbrıs'a kayıtsız kalması e, mümkün değil ve Yeneke ile KDP arasında da yakın zamanda bu bölüşüm, paylaşma vesaire bu tür sorunlar çözülmeyeceğine göre bu krizler aşılmayacağına göre ne olacak? Olan Güney Kürdistan halkına olacak ki zaten oluyor. Güney Kürdistan'da halk ağır bedeller ödeyerek bu statüyü elde ettiler. Bu sadece Irak'ta Güney Kürdistan'daki Kürtler için değil bütün Kürtler için önemli bir kazanımdı. Ve halkın bedel öde ödeyerek elde ettiği bu kazanım şu anda işte bir ailenin çıkarlarını bir ailenin işte siyasi ve ekonomik hesaplarına kurban ediliyor ne yazık ki. Dolayısıyla bu da halkta yani işte toplantı, kriz o, bu, şu, bu falan sürekli aynı şeyler yıllardır konuşuldukça halkta bir umutsuzluğa sebep oluyor. Açıkçası Güney Kıbrıs'ta halk ne KDP bölgesinde ne Yeneke bölgesinde var olan siyasi otoritelerin, siyasi yapıların sorunlarına hiçbir çözüm getirmeyeceğini düşünüyor. Yani onun için gençler Avrupa'ya gidiyor. İşte yurt dışına kaçmaya çalışıyor. Birçok sorun oluyor ve bu sorunlar da giderek ağırlaşıyor. Bunun artık önümüzdeki süreçte, önümüzdeki aylarda, yıllarda faturasının bu partilere, işte mevcut siyasi otoritelere nasıl döneceğini şimdiden kestirmek zor. Ama Güney Kürdistan'da yakın zamanda bir istikrar görmek neredeyse ne yazık ki imkansız gibi görünüyor. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.